Namazla ilgili sorularınızın cevaplarını Cemal Nur Sargut sizler için hazırladı. Gözlerin Nuru Namaz. Tüm kitapçılarda ve nefeseğinimi.com'da. Işıl'cığım buyuracağız. Hazreti Muhammed bir gün 433. sayfa. Hazreti Muhammed bir gün İmam-ı Ali'ye buyurdu ki: "Ya Ali, sen Allah'ın aslanısın. Yüreği pek ve pehlivan kuvvetinde bir kahramansın. Nefsin heves ve ihtiraslarına karşı demir gibi iradenle karşı koyan bir iç maneviyat yiğidisin. Senin için de dışın gibi kalbin ve iraden de kolların kadar, belki onlardan daha kuvvetlidir. Fakat sen yine de bu aslan kuvvetine güvenme. Yine de bir ümit ağacının gölgesine koş. Bir büyük mürşidin sana daima doğru yol, hak yolunu gösterecek bir Allah halifesinin himayesine sığın." Yani şurada ben bir şey diyemeden geçemeyeceğim. Şimdi bana mürşit gerek değil, ben çok iyi ahlaklıyım, ben bana yeterim diyene Hazreti Peygamber'in cevabından bahsediyor Hazreti Mevlana. Ali misin sen diyor. Ali bile olsan ki, düşünün, Hazreti Ali için söylenen hadislerin haddi hesabı yok. Senle ben aynı nurdandık. Adem'den beri aynı nurdan geldik. Ancak Ebu Talib'in sülbünden sonra ayrıldık diye. Onun kendisinle iki farklı manada hakikati Muhammediye'yi en zirvede taşıyan sultan olduğunu anlatan peygamber ona diyor ki: "Her şeye rağmen bu gücüne güvenme. Gene bir mürşid-i kamilin gölgesine sığın." Demek ki hangi makama gelirsek gelelim, kim olursak olalım, bir Allah sevgilisinin kendimizden üstün olduğunu kabul etmeden insanlık makamında yükselmemiz mümkün değil. Mürşitlik dediğim zaman, mürşitten bahsettiğim zaman benim için mühim olan oradaki şahıs değil. Çünkü Sultan Veled şöyle buyuruyor, hep söylüyorum ama çok hoşuma gidiyor, kusura bakmayın. Diyorlar ki: "Senin mürşidin kim?" "Babam, işte Timiziye Hazretleri, Şems, ona dedem." Sayıyor da sayıyor. "Aman," diyorlar, "bu kadar çok mürşidi olmaz insanın, bir tane mürşidi olur." diyorlar. "Ne çok saydın," deyince, "siz alttaki binek hayvanlarıyla meşgulsünüz. Ben hepsinin üstünde tek padişah görüyorum." Yani insana mürşitlik eden Allah'tır. Fakat bunu yok, varlığından yok olmuş, nefsaniyetinden arınmış, suratına çarpsanız umuru olmayan, hiçbir sözden etkilenmeyen, Hazreti Harekani öyle diyor: "Beni en ince bir iple yukarıdan assanız, üzerime dünyanın bütün acı hadiselerini yollasanız, gene de kılım dahi kıpırdamaz," diyor. İşte böyle bir sultanın imayesinde, tedrisinde, dersinde Allah'a ulaşmak o kişinin şunu söylemesidir: "Ben bir hiçim." Ki kişi bir mürşidi kendinden üstün kabul ediyorsa kendi hiçliğini de kabul ediyor demek. Bu mürşid belki müridi kadar mübarek de olmayabilir. Mesela Musa ile Hızır hikayesinde Allah Hızır'ı Hazreti Musa'ya mürşit olarak yolladı. Ama biz biliyoruz ki melekle ulul-i azim peygamberleri mukayese ederseniz peygamber melekten üstündür. O bakımdan tabii ki Musa Hızır'dan üstündü. Ama mürşide ihtiyacı vardı. Peygamber Efendimiz'e ise mürşitliği Cebrail aleyhisselam yapmıştır. Onu Miraç'a Cebrail götürmüştür. Yani burada bu kadar etkin Hazreti Mevlana'nın kendine bir mürşit bul demesi çok önemli. Neden eğer mürşidim benden üstün değilse de gene beni geçirir? Bir hikayeyle anlatayım. Adamın biri mürşidiyle gidiyormuş. Bir uçurumun kenarına gelmiş. Mürşidi demiş ki: "Biz buradan atlayacağız." "Baş üstüne," demiş adam. "Önce sen atla," demiş mürşidi. "Baş üstüne," demiş adam. "Yetiş mürşidim," demiş. Hop, karşıya atlamış. Mürşidine demiş ki: "Buyurun efendim." Mürşit durmuş. "Vallahi benim senin kadar güvendiğim bir mürşit yok, ben geçemeyeceğim," demiş. İşte oradaki o teslimiyet insanı geçirir. Mürşit değil, teslimiyet. Allah'a teslim olmak. Orada kula teslim olmuyorsunuz, Allah'a teslim oluyorsunuz. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Var mı sormak istediğin?
Evet, mürşit konusunda anlaştık demek. Buyurun hocam. Efendimiz Kenan Efendi Hazretleri bu konuyla ilgili şöyle diyor. Madem herkese kendi ismi aslında, yani Allah herkese ona verdiği ismiyle aslında mürşitlik ediyor. Yani herkesin kendi mürşidi aslında kendi ayağını sabitesiyse neden peygamberlere veya mürşitlerin davetine ihtiyacımız var diye sorulursa eğer diyor. Bu aslında Mudil isminden Hadi ismine davettir diyor. Yani şerden hayra davettir. Yani saptıran isminden hidayet erdiren ismine davettir şeklinde. Çok doğru. Yani şunu söylemek istiyor hocam. Biz dünyaya geldiğimiz anda nefsimizin esiriyiz. Ve isim bizde gizli. Biz ona sır diyoruz. Allah'ın bizdeki ismi bizde gizli. Ve bizde bir varlık yok yani. Varlık var sanıp böyle benlik yapıyoruz ama yok. Biz perdedeki görüntü gibiyiz. Daha doğrusu bir cam gibiyiz yani. Cam. Biz sıfırız. Ancak bu şimdi beşerken, nefsimizin esiriyken bir öğretmen gelip bizim kuyumuzu kazıp, hani Hızır'ın Musa'ya yaptığı gibi gemisinin, varlık gemisini delip oradaki ismi açığa çıkarırsa, o sırrı açığa çıkarırsa, o zaman o sır o camın arkasına geçince o camı ayna haline getiriyor. Ve Allah kendi ismini o kuldan seyrediyor. Ve o zaman biz Allah'ın hakkını geri ödemiş oluyoruz. Bizdeki hakkını geri ödemiş oluyoruz. Şimdi mürşit ne yaptı burada? Senin bütün ömrünce farkına varamadığın o nefis felaketinden seni ismine doğru tekamül ettirdi. Bunu nasıl yaptı? Ben büyüğüm, gel bana hürmet et derse o mürşit değildir. Bunu şöyle yaptı. Kendinde o ismi aşikar etti. Sen dedin ki ben kendimi çok üstün biliyordum ama benden üstün bilgiye sahip birileri var dünyada. Demek ki onlardan öğreneyim. Ben çok kişi gördüm Sami Anne'yi alay etmek için gelip de huzurunda kalıp bir daha gitmeyen. İşin en komiği biliyor musun? Sami Anne kendisi 14 yaşındayken bu kafa hiçbir kulun önünde eğilmez demişler. Ve hocam Kenan'la Rıfai gelsinler emri verdiğinde yeğeni olan Semiha Cemal Hanım'la birlikte, Semiha Cemal Hanım da ben kimseye mürşit demem demiş. İkisi birlikte odadan giriyorlar. Çıkarken ikisi de kapıdaki hizmetçiye yalvarıyorlar. Bu görevi bundan sonra biz yapabilir miyiz? Mürşitler öyle bir avlarlar ki biz onlara avcı diyoruz. Onlar bizi bizle avlarlar. Bizim ilmimizle, bizim ismimizle, bizim bilgimizle, ilmimiz de dahil. Annem, hocam Kenan Fahri Hazretleri'nin 1950'li yılların başında yazdırdığı bir sohbeti okudu bana. Pozitronlardan bahsediyor hocam. Ben kimya ilmi okudum. Pozitronların bulunuşu da aynı seneler yani. Hocam hukukçu, kimyayı nereden biliyor? Nasıl pozitronlar? Daha enteresan bir şey anlatayım ben size. Çin'de kürsü kurmaya gittik. Çin'de bizim kürsü kurmamıza izin vermek bir mucizedir. Çünkü Çin'de hiçbir yabancı, özellikle Türklere ait hiçbir şey yok. Ve de dini hiçbir şey yok. İlk defa bir dini kürsü. Bazı gruplar orada ilkokul açmışlar, kapatılmış ve haklarında takibata başlamış. Öyle bir durum için. Bu hocamız Çetikler'in çok yakın dostu, dünyanın en büyük Konfüçyüs uzmanı Harvard'dan Profesör Du. Kendisi bugünlerde dünyanın en büyük alimlerinden biri sayılıyor. Kendisinin dini yokken büyük mücadeleyi İslam uğruna veriyor. Öyle bir adam. Bana dedi ki kürsüyü kurmaya gittiğimde, tamam hocam dedi, Çetikler sizi anlattılar, ben sizi tanıyorum, size güveniyorum ve inanıyorum ki Çin'e bir din gelirse bu yegane İslam olur. Onun için de bu kürsü için çok heyecanlıyım. İyi de dedi, adını verdiğiniz bu beyefendi kim dedi, Kenan Fahri Hazretleri. Çünkü bizim orada kürsümüzün adı Amerika'da da, orada da, şimdi Japonya'da da. Kenan'la Rıfai Distinguished Profesör, en üstün profesör, ünvanlı kürsü. Ben de ne
yaptım biliyor musun? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Hocamın anneme ilk yazdırdığı, çalıştırdığı eser bir defter Konfüçyüs. Yemin eder. Bu tesadüf olabilir mi siz? Ve çıkardım adamın önüne, bakın dedim, sizin öğrendiğiniz ilmi biz İslam'ın içinde Konfüçyüs'ün peygamber için, yani peygambere benzer söylediklerini ilk onları yazdırmış anneme hadislerden önce. Hocam dedim, adam ağladı. Şimdi hoca, böyle mürşidi kamillerin bir özelliği vardır. Herkese kendi ilminden hitap ederler. Onun için onları avcı diyoruz. Bu bakımdan hocama soruyorlar, mürşitsiz de Allah'a varılır mı? Kendileri de diyor ki, her nehir denize kavuşmak üzere akar. Ve herkes Allah'a varacaktır mutlaka. Yalnız aradaki fark şudur. Mürşitle bir tek, mürşitsiz bir tek isminden, kendi isminden Allah'ı idrak edersin. Mürşitle kendi ismini önce idrak edersin, sonra bütün isimleri görürsün. Onun için artık beklentin cennet olmaz, cemalullah olur. Cemalullah'ın zevkini sana öğretir mürşid-i kamil. Bu da zaten insanın hayatının son noktasında gelmesi gereken bence en önemli nokta. Var mı efendim sormak istediğiniz? Buyurun. Tabii. Şimdi yeni bir kitabı başladım hocam. Görgünün Hakikati diye. Size de zaten kitabın başında Musade'de diye bir yazarı var. Teşekkür etmiş ve çok güzel bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Orada bir şey okudum ve çok ilginç geldi. Kendisi Yahudiydi biliyorsun değil mi? Çok ilginç bir hayat hikayesi var ve yani gerçekten herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. O hayat hikayesini. Bir de arkadaşı var, o da aynı onun gibi. Şöyle bir şeyden bahsetmiş. Eskiden bazı dergahlarda gençler geldiği zaman hocalar şey dermiş. Önce bir dünyevi aşkı yaşa. O dünyevi aşkı yaşadıktan sonra öyle dergahımıza gel. Ve altında da şunu örnek vermiş, Leyla ile Mecnun'u örnek vermiş ve Mecnun'un sokaklarda uyuz köpeklerin gözlerini öptüğünü ve soran insanlara hani niye uyuz köpekleri öpüyorsun? Çünkü ben onların gözünde Leyla'yı görüyorum dediğini söylemiş. Burada ben anlayamadım neden Allah'a varmak için hani birçok yol var ama önce niye dünyevi aşk sonra Allah aşkı? Çünkü dünyevi aşk olacak, o aşk olmadığını anlayacaksın. Ondan sonra Allah'a geçeceksin ama bu mürşitten mürşide değişir. Mesela benim hocam da diyor ki ben Medine'deki köpekleri bile öperdim. Çünkü peygamber orada yaşamış, belki görmüştür gözleri diye diyor. Yani eğer direkt hocanla tanışır ve gerçek odak noktasının oradan Allah'a ulaşmak olduğunu idrak edersen, yani dünyevi aşka pek ihtiyaç olmuyor. Ama şu var ki normal statüde zaten insan mutlaka birilerine aşık oluyor. Dünyevi aşk dediğin o. Bazısı evladına oluyor, bazısı kendi ilmine oluyor, bazısı sıhhatine. Yani bir sürü şeye aşık oluyoruz. Allah'ım seni çok seviyorum. Ben Allah'a geceleri bazen çok edepsizce konuşurum böyle haddimi aşıp. Derim ki yani ben sana şaştığım kadar hiçbir şeye şaşmıyorum. Çünkü seni çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz halde o sevginin yanına ne sevgiler koyuyoruz? Ne sevgiler? Tahmin tahayyül edemezsin. Mesela şu bardak kırıldı diye oturup ağlıyoruz. Ay bardağım kırıldı diye. Yani hani benden başkası yoktu diye demiyor. Demiyor ki. Gene bana eğiliyor. Gene bana tenezzül ediyor. Yani böyle bir arkadaşlar, böyle bir vefa, böyle bir vericilik, böyle bir tenezzül, hiç vazgeçmeden koluna hitap. Yani kendimizle lütfen mukayese edin yani. Onun için hocamla tanıştığı zaman Safiye Erol Hanım çok muazzam bir yazar ve mutasavvıfmış. Sonra demiş ki bir gün mezarının başına gidip, bütün vefasız sevgililere karşılık Allah bana senin vefanı nasip etti hocam demiş. İşte Allah'ın vefası, yani işte o vefasızlığı görelim de hakiki vefayı idrak edelim diyedir kızım. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum efendim? Evet. Var mı? Yok. Evet.
O akıllı kimsenin maneviyatına eriş ki hiç kimse ve hiçbir dünya sözü, dünya hevesi onu doğru yoldan çıkaramaz. O kamil insan birlik katına varmış. Allah'tan ne dünya, hatta ne de ahiret için bir isteyeceği kalmıştır. O ilahi nurun kendisi olmuştur. Ona git. Onun toprağa vuran gölgesi Kaf Dağı gibidir. Yeryüzünü kuşatmıştır. Ruhu ise ancak Kaf Dağı'na konan bir anka kuşudur. O bir Kaf Dağı simürgüdür ki ruhu bu dağın da çok üstünde, çok yücelerde uçmaktadır. Aslında bu anka insandaki hakikattir. Çünkü Cenab-ı Hak insanda bütün adları ve sıfatlarıyla tecelli halindedir. Ve Kaf Dağı kendisinde ulvi hakikatlerin bulunduğu ve varlığına ankaların konduğu insandır. Burada kamil insanı vücudunu Kaf Dağı'na, ruhunu da anka kuşuna benzetiyor Mevlana Hazretleri. İkisi de ismi olan ama cismi olmayan varlıklar. Burada Kaf Dağı'nı, yani vücudun olmayan vücudunun gölgesi bütün dünyayı kaplamış. Yani bu kamil mürşit tabi olacağımız. İçinde haktan başka hiçbir şey kalmamış. Bir tevhid ehli bütün dünyayı kaplamış ama ruhu hakikat semalarında uçuyor kendisini. Nesefi hakikatlerin özü eserinde demiş ki eğer kamil mürşidi buldunsa uzlet ve kanaati seç ki kalan ömründe berhudar olasın. Ki kamil mürşidi olmak lazımdır ki seni sana bildirsin. Demin hocamın da dediği gibi. Ve bazı arifler bunu şu şekilde anlatırlarmış insan vücudunu. İçinde çok böyle hesapsız bir hazine saklı, gömülü olan bir dükkana benzetirlermiş. Dükkanın sahibi perişan, fakir, haberi yok gömülü olan hazineden. Fakat eğer ömrü boyunca o hazineyi bulup çıkarırsa, iki cihanda da tabii, mesut oluyor. Ama eğer onu bulamazsa, ölüm anında melekler geliyor ve bu hazineyi alıyorlar. O da hazine tam giderken diyor ki hayır hayır o benim. Ama melekler diyor ki artık çok geç, ömrün boyunca bu hazine zaten senindi. Ama sen bunu bulamadın, artık bunun için yapabileceğin bir şey yok. İşte kamil mürşit sendeki bu hazineyi açığa çıkarıyor. Kendisi olmadığı için sen ancak onun olmayan aynasında kendini, o hakikatiyle kendi ismini bulup çıkarabiliyorsun kendi içinden. O yüzden çok önemli. İnşallah. Amin. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor ki ben dağları dünyayı dengede tutsun diye yarattım. Şimdi bu bakış açısından dağlara bakarsak kamil insanların vücutlarını dünyayı dengede tutsun diye yarattım diyor. Hazreti Süleyman benim ölümümden sonra mutlaka bir kıyamet kopacaktır. Onun belirtileri başladı diyor, bazı belirtileri görünce. Her insanın kamilin vefatı kendi grubu için bir kıyamettir. Bölünmeler olur, tekrar birleşmeler olur. Big Bang gibidir her vefat. Ama onun vücudu vefat etse de manası gitmez. Benim bu gerçeği ilk öğrenişim Hazreti Şems ile Mevlana ilişkisinde oldu. Şems'in biz ona gaybubet diyoruz. Çünkü Şems'in mezarı yok. Yani bunun üzerine Batılılar çok büyük araştırmalar yapmışlar ama mezarının olmadığı artık biliniyor. Ve onun sanki öbür aleme doğru uçtuğu söyleniyor. Kendisi de güneş. Güneş dördüncü feleği temsil ediyor. Dördüncü felekteki iki peygamber, Hazreti İsa ve Hazreti İdris, ikisi de miraca çıkıp ölmemiş. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde bu iki peygamber benim ehli beytimdir, daima dünyada vardırlar buyurması da bu yüzden. Yani birisi Kemal, Kamil'i Hazreti İsa, İdris peygamber de dünyayı idare eden tabiat kuvvetlerini temsil ediyor. Bu ikisi daim bakidir diyor Peygamber Efendimiz. Şems'in gidişinden sonra gaybubete Mevlana Hazretleri onun ölmediğini birçok şiirlerde söylediler. Aramaya gittiler ama kimse bilmiyor, ama çok az kişi biliyor. Daha kaybolduğunu duyduğu anda iki rekat şükür namazı kılmış. Demiş ki çok şükür onun vücuduna takılıp kalmadım. O zaman şu şiiri yazıyor daha sonra. Güneş battıysa ne oldu? Ay var ya, ay batarsa ne olur, yıldızlar var ya. Yani Allah istediği yerden artık bana öğretecektir. Çünkü Allah benim varlığımı Şems vasıtasıyla yakıp yıktı, yok etti. Hamdım, piştim, yandım diyor. Ham olduğu devresi kendini
rektör olarak kabul ettiği devre, üniversite rektörü olarak. Piştim dediği devresi Hazreti Timizi ile Burhanettin Timizi vasıtasıyla gördüğü eğitim. Orada tamamen süluk, tarikat adabı, hiçlik, yokluk, bildiği bilginin hiçbir önemi olmadığını anlatan bir yokluk terbiyesi görüyor mürşidi sayesinde. Fakat yanması, bildiklerini görmesi, idrak etmesi, bildikleri hususunda konuşması Hazreti Şems sayesindedir. Hocam Kenan Rıfai eğer Şems olmasaydı o da bir molla bilgin olarak kalacaktı diyor. Ama Mevlana bir molla bilgin değildir. Mevlana Peygamber Efendimizin varisi, devrin kutbül aktabıdır. Kitabı da Kur'an'ın tam manasıyla açıklaması, hadislerin açıklamasıdır. O bakımdan Mürşid-i Kamiller çok 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 önemli. Dağ gibi olan varlığımızı yakıp yıkıp yok ederler ve bizi Kaf Dağı'na benzetirler. Gene bir dağlık var ama artık madde dağı değil, mana dağı oluşur vücutlarımızda. İşte onun için belki Hazreti Musa'nın Sina'daki, Tur-i Sina'daki ne dağıydı? Gittik gördük biz de. Tur Dağı'na çıkışına benziyor. Ben acizane her sene iki kere Ümre'ye gittiğimde hiç daha aksatmadım. Allah aksattırmasın. Hira'ya çıkarım. Ve Tur'a çıktığım zaman Hira'ya yattım, kalktım, şükrettim. Yani basamaklarını balla öpmek lazım. 8 saatte çıkıyorsunuz Tur Dağı'na. Bazıları deveyle çıkıyorlar ama ben acizane o deve biraz güvenemedi. Bu deve daha iyi dedim. Yürüyerek çıktık. O muazzam bir şey. Bir tarafı tamamen Allah'ın nazarından yanmış. Yani alemde Allah'ın nazarının tecelli ettiği yegane dağ olarak görülüyor. Bu ne demek? Yani manevi manada Hazreti Musa hakikat basamağında ilmel yakini temsil eder. İlimle ve akılla Allah'ı bilmeyi temsil eder. O aklı ve ilmi yakıyor Allah. Onu aşk ehli haline geçiriyor. Ve Musa İsa oluyor. Yani Tur'a nazar edince Musa'lık gidip İsa'lık başlıyor. Burada peygamberin büyüklüğü ve eksikliği demek değildir bu. Vazifesini tam yapmanın zevkidir. Anlatabiliyor muyum? Hep anlattığım bir hikaye var. Bunu anlatırsam belki daha iyi anlayacaksınız. Çok anlattım, affınızı niyaz ediyorum. Hazreti Ebu Bekir, biliyorsunuz peygamber savaşa gidecekler, cihata para istiyorlar. Hazreti Ebu Bekir her şeyini, malını, mülkünü satıyor, parasını olduğu gibi getiriyor. Hazreti Ömer de diyor ki bu sefer Ebu Bekir'i geçeceğim. Malını, mülkünü satıyor, yarısını çocuklarına ayırıyor. Kalan yarısını getirip peygamber kendine hiç ayırmadan peygambere veriyor. Abi bakıyor ki Ebu Bekir hepsini vermiş. Çocuk, çoluk hiçbir şey düşünmemiş, vermiş. Gene geçemedin mi diyor peygambere gidip. Peygamberin cevabı muazzam. Diyorlar ki oğlum sen çok güzelsin. Hazreti Ömer'e söylüyor. Ebu Bekir adı manevi adı sırrı vermek. Onun için o kendi isminde en güzel. Senin adın adalet. Sen de kendi isminde en güzelsin. Ne sen ol, ne o sen ol. İşte insanın kendi isminde en güzel olma gayesi vardır. Yoksa başkası olmak gayesi değil. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istedim? Buyurun canım. Buyurun tabii ki. Hocam Hazreti Musa'dan bahsettiniz. Şöyle bir hitabı var diye biliyorum. Allah'ın Hazreti Musa'ya ayakkabılarını çıkar da gel. Evet. Çok sembolik bir şey olsa gerek, bunu rica edeceğim. Tabii. Biz de o yüzden çıkarıyoruz ayakkabılarımızı eve girerken zaten. Yani temizlik için çıkarıyoruz. Tabii namaz kılıyoruz o evde, o başka ama ayrıca iki ayakkabıyı çıkarmak nedir diye soruyor Hazreti Musa manada. Birisi eşini çok severmiş. Eşi de peygamber kızı zaten. Yani dünyada eşine, işte işine, kendi bilgisine, ilmine çok sevdiği için onları bırak da gel diyor. Bir ayakkabısı. Diğer ayakkabısı da ahirette cennet isteğini de bırak diyor. Bana öyle gel ki hiç ol ve hiçbir isteğin, hiçbir hırsın,
Hatta öğretme zevkin, peygamberlik isteğin bile kalmaz. İşte evlerimize de, mabet olan evlerimize girerken hırsız girersek eğer kavga etmeyiz, iddia sahibi olmayız ve namazımız daha kabul olur inşallah. Var mı başka soru? Buyurun canım. Neyi istemiyor? Yani veren Allah, her şeyi peygamberliği de veren ama onu dahi istemiyor. Çünkü peygamberlik dahi bu dünyaya ait bir rütbedir. Değil mi? Şimdi öbür alemde o birliğin içinde olsak öğretmene ihtiyacımız yok ki, zaten birliğin içindeyiz. Ancak bölünüp ayrıldığımız zaman ve bu aleme geldiğimiz zaman isimler ayrılıyor ve tekamül için bir peygambere ihtiyaç duyuyoruz. Peygamberliğiyle Allah'a ulaşamaz insan. Nesiyle ulaşır? Burası çok önemli. İyi ki sordunuz ve beni çok etkileyen bir şey. Peygamber olma vazifesi kendisine verilince öyle bir mesuliyet yüklenir ki peygamberlikte anlattığı her hali yaşamak zorundadır. İşte o yaşadığı haller ve Allah aşkıyla Allah'a yükselir. Onun için bu dünya rütbelerini burada bırakarak gelin diyor. Anlatabildim mi? Evet. Var mı başka soru? Hocam ben şunu öğrenmek istiyorum. Buyurun. Haram, haram demekten kasıt harem aylar. Yani savaşın haram, avlanmanın haram. Yani vücut içinde dinlenme, sükun, tamamen dinginlik, sevgiye ayrılan aylar olması açısından o aylar çok önemlidir. Yoksa haram olarak değil yani. Avlanmanın ve savaşın haram olduğu aylardır o aylar. Yani baharı yaşayın ki yazın, kışın kıymetini bilin. Yazın kıymetini bilin demektir bu. Vücut içinde de. Hiç unutmuyorum, anacığımla maaş almak için yürüyoruz beraber. İkimiz de emekli. Bir hanımefendiyle yaz çok sıcak. Anlatamam size. Hani ben de biraz annemi çıkarttığım için pişman oldum ama o da her şeye en önden giderdi. Aceleciydi. Bir hanımefendi de bekliyor sırada en önde. Anneme ve bana döndü, dedi ki şu yazın sıcaklığının güzelliğine bak. Bu sıcak olmasa kışı kim özler? İşte her aya ihtiyacımız var. Her hadiseye ihtiyacımız var. Kışın zorluğuna da ihtiyacımız var ki yazın kıymetini bilelim. Anlatabiliyor muyum efendim? Evet. Buyurun. Buyurun, devam edin. Hocam mürşit de bunu yapıyor işte bize, değil mi? Rahatlatıyor, ferahlatıyor. Çok şükür. Yani senin kötü olarak gördüğün bir şeyi bir anda bambaşka görebiliyorsun. Evet, onu yapıyor. Allah razı olsun. Çok şükür. O büyük asırda ey Hüsamettin, bu tarif edilen hakikat güneşi bizzat Hazreti Muhammed'di. Akil insan oydu. Allah halifesi, Kaf Dağı ve bu dağa konan manevi devlet kuşu hepsi o idi. Ve o Hazreti Muhammed Allah'ın aslanı Ali'ye sır vermekte devam ediyor. Hakikat güneşi kendi gözler kamaştıran nurunu insan vücudunda gizlemiş ve örtmüştür. Onun vasıflarında Allah'ın efsafı saklıdır. Bunu anla ve bil ki gerçeği en iyi bilen Allah'tır diyordu. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada Peygamber Efendimizin ve mürşitlerin insan görünümünde olması bazen tabii eğer hamlık seviyesindeysek henüz insanı biraz şey yapabilir, tedirgin edebilir, yani şaşırtabilir. Bu her zaman mesela Peygamber Efendimiz de eşi Hazreti Ayşe ile spor yaparlarmış. İşte ata binerlermiş. Bazen Hazreti Ayşe kazanırmış, bazen Peygamber Efendimiz kazanırmış. İnsanların bu tuhafına gidermiş. Hani sanki o da bir beşer. Veya sizin hep anlattığınız bir hikaye vardır. İşte savaşta esir almış bir grubu, içinde amcası Abbas da var. Ve onları bağlamış, sürüklüyor ve yüzünde de bir tebessüm var. Diyorlar ki işte o da bir beşer. Yani aynen herhangi bir savaş galibi gibi gülümsüyor bize esir aldığı için. Halbuki o da demiş ki ben sizi cehennemden cennete çekiyorum, hala siz cehennemi istiyorsunuz, onun için gülümsüyorum. Dolayısıyla aslında dışarıda beşer görünüm var fakat içeride bizim bilmediğimiz bir hakikat var. Çünkü Allah hakikatini ve sırlarını sadece kamil insanda
insanı aktarır. Çünkü bir bilene aktarmak ister insan. Siz de olsanız bir bilene ve onu bilen kişiye bunu aktarmak istersiniz. Aynen bu şekilde Peygamber Efendimiz de bütün sırları Hazreti Ali'ye aktarıyor. Bunu da şu şekilde yine bir rivayet var. Derler ki o kadar önemli sırlar söylermiş ki artık Hazreti Ali dayanamayan, dayanılmayacak şeyler. O da koşarmış gidermiş bir kör kuyuya anlatırmış bunları. Sonra o kör kuyudan bir kamış çıkmış. Çok ahlarmış ve inlermiş tabii. O kadar dayanılmaz sırlar bunlar. Sonra o kör kuyudan bir kamış çıkmış ve gitmiş bütün dünyada bunu anlatmaya, ahlamaya ve inlemeye devam etmiş. İşte o neydir diye söylüyorlar. Yani halen bizim günümüzde de Hazreti Ali bütün bu öğrendiği sırları ve hakikatleri bize aktarmaya aynen devam ediyor. Ne olabilir bu sır acaba Işıl? Yani Mevlana bir yerde şöyle buyuruyor. Diyor ki sana hiç kimsenin bilmediği sırrı söyleyeyim mi? Ali'den intikal eden sırrı söyleyeyim mi? Allah yalnız ve yalnız bütün isimleriyle bir kamil kulundan tecelli et. Asıl sırrın hakikati budur diyor. Ve Allah o kulunun vasıtasıyla halka bakar. Halk da o kul vasıtasıyla hakka bakar. Okul göz bebeği gibidir ve ademiyet onda tecelli etmiştir. Onun için hocam Kenan'dan Rıfai'ye soruyorlar. Adem'i anlatır mısınız? Hangi Adem? Kaçıncı Adem diyor. Her kamil insanda ademiyet tecelli etmiştir. Bu kamil insanların bir varlığı yoktur. Onun için biz onları var gibi görürüz dedi Işıl, çok güzel anlattı. Onların varlığı yoktur. Yani varlığı yoktur şu demek, ağırlıkları yok. Ben Sami Anne'de de bunu gördüm. Aleyhinde o kadar çok konuşulurdu ki şu kadar tındığını, üzüldüğünü, taktığını hayatta görmedik biz. Onun bir ideali vardı, ideale gözünü dikmiş yaşıyordu. İşte Harekani Hazretleri'nin oğlunu parçaladıklarında çok şükür ve çok şükür biz de kurbanı verdik, haccı yaptık demiyor mu? Yani oğlunu parça parça etmişler. Böyle bir durumda kurban verdim Allah'ıma, ben ne kadar talihliyim demiyor mu? Dolayısıyla bu bakış açısından böyle baktığımızda insanlara ne kadar şanslı olduğumuzu bir kere daha idrak ediyoruz. Bize bu gerçek, çünkü biz şu anda kemal devri yaşıyoruz efendim. Kemal devri. Eskiden benim çocukluğumda, ben biraz millet öncesine kaldım yani. Benim çocukluğumda ilkokullarda ve ortaokul lisede hocalarımız haşa Peygamber Efendimizin çok akıllı olduğunu, normal bir insan olduğunu ve aklıyla Kur'an'ı yazdığını anlatırlardı. Haşa. Ve bize şunu öğretirlerdi. Elle tutup gözle görmediğin bir şeye iman etme. Korkunç bir şey yani. Hatta bir oğlumun bir arkadaşın annesi köyden gelmişti. O oğlunu anlattı. İlkokul hocası demiş ki sen demiş Allah'a nasıl inanırsın? Elle tutup gözle görebiliyor musun ki? Çocuklar ağlamaya başlamışlar ilkokulda. Çünkü evlerinde Anadolu'da Allah aşkıyla yetişiyor çocuklar. Derken bu kalkmış bizimki. Demiş ki hocam siz çok mu akıllısınız? Tabii demiş hocam. E nereden göreyim demiş. Elle tutup gözle görmüyor musun aklınızı? Ne bileyim nasıl inanayım size? Çocukları, aileler bile o çocuğu başları üzerine taşıdılar senelerce diyordu kadıncağız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle korkunç bir ilimle dinin ayrıldığı devreden şu anda her zirresiyle ilmin dini açıkladığı bir devre yaşıyoruz. Bunun şansını ve kıymetini çok iyi bilmek lazım. Çünkü her şeyin İbn Arabi Hazretleri asırlar önce bunu söylüyor. Ölüm vücudun enerjiye dönmesidir diyor. Her şeyin enerji olduğunu biz şimdi idrak ediyoruz. İlim o yöne yönlendirdi bizi. Ve her yönüyle mesela Maurice Bucke ile okumayı gençlere tavsiye ediyorum. Lütfen okusunlar. Kur'an, Tevrat, İncil diye üç kitabı mukayese eden çok çok güzel bir kitabı var Maurice Bucke'nin. Diyor ki Kur'an'ın içindeki ilmi idrak edebilmek için daha buluşların olması lazım. Biz zerresini idrak edemiyoruz. Oldukça bu Kur'an'da var, bu Kur'an'da var diyoruz. Öyle bir derya. Onun için bana soruyorlar batıdan Kur'an da reforma uğrayacak mıdır diye. Kur'an'ın kendisi reformdur.
Kur'an reformu olmaz. Her an yeni bir şanla dirilir, canlıdır, dipdiridir, diri bilgidir. Her an bizi irşad eder ve her irşad edişte de farklı bir mana zuhur eder. O zevki yaşarız. Bu bakış açısından inşallah kamil insan bunu bize öğreten, yok olmuş, varlığından arınmış kişidir. Başında Mesnevi öyle diyor ki, bana yanık bir yürek getir de onu anlatayım diyor Mevlana. Bana yanmış bir gönül getir. Yanmamış gönül, Allah aşkıyla yanmamış gönül, ben nasıl anlatayım diyor. Var mı efendim sormak istediğiniz bir şey? Buyurun canım. Aleyküm selam diyor. Yok, özür dilemeyin, ne güzel yanmış bir yürek deyince siz böyle sorunca tam sormuş oldunuz. Allah razı olsun. Hocam, kâbenin içinde Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yle beraber, onu biraz açar mısın? Baş üstüne. Ne güzel, ben de burada onu anlatacaktım, teşekkür ederim. Efendim, malum haliniz Hazreti Ali Kabe'de doğan tek çocuk. Başka çocuk yok. Hazreti Ali iç Kabe'nin hakikati, gönül makamı. Ama tabii her şeyin hakikati Hazreti Peygamber. Ondan başkası da yok bu alem. Şunu da söylemeliyim ki Hazreti Ali görmediğim Allah'a tapmam diyor. Hazreti Musa bana göster kendini Allah'ım diye niyaz ederken Hazreti Ali görmediğim Allah'a tapmam diyor. Kimde gördü? Peygamber'e baktı, ondaki bütün isimlerin zirvede tecellisini gördü. Ben görüyorum dedi. Şimdi bu bakış açısından Peygamber Efendimiz ya Ali omuzuma çık da putları kıralım buyuruyorlar. Halbuki Peygamber'in elinde asa var. Boyu da uzun. Kısa değil Peygamber Efendimiz'in boyu. Kendisi kırabilir putları. Ama o Ali omuzuma çık putları kır buyuruyorlar. Hazreti Ali diyor ki iki kere hayatında itiraz etmiştir peygamberi. Birincisinde bu haldir. Edep ederim efendim. Omuzunuza çıkamam diyor. Peygamber Efendimiz cevaben el emri fevkal edep. Benim emrim ki peygamber emir hiç vermemiş hayatında. İki defa. Kime verileceğini biliyor. Benim emrim senin edebinden üstündür yani çık diyor. Çıkıyor Hazreti Ali. Yere görmediğim Allah ne demek onu anlatayım önce. Yere baktım diyor. Her yer kademi Resulullah onun ayağı. Hizama baktım her yer sadrı Resulullah onun göğsü. Yukarı baktım her yer cemali Resulullah onun manası. Yemin ederim arkadaşlar diyor. Bu alemde peygamberden başka bir varlık yok diyor. İşte bu Allah'ı görmek. Allah'ın zatı ilahisini değil, isim ve sıfatlarından bahsediyorum. Şimdi buyurduğunuz çok önemli. Çünkü her devirde Peygamber Efendimiz Rab özelliği taşıyan, Ali'nin özelliği Rab öğretmenlikti. Rab özelliği taşıyan bir kutbu, bir kişidir her devirde. Yüzyılda bir tane gelir diyor Mevlana. Bazen aynı aynada iki görüntü yaratır. Bir kutbu sırtında taşıyarak, peygamber sırtında taşıdığı için içimizdeki putları kırar. Yani kutbül aktaplar bizim içimizdeki taptığımız her şeyi kırabilirler peygamberin omuzunda taşındıkları için. O yüzden Ali Hazretleri bu manayı yaşamıştır. Önce kendi kalp putlarını kırmış, sonra da bütün insanlık aleminin putlarını kırmıştır. Genellikle onu bir elinde kılıç, bir elinde gül olarak resmederler. Kılıcın manası nefsini kestiğinin delilidir. Onun için ondan zuhur eden savaş bile gül gibi insanı aşka davet eder. Çünkü o nefsinin savaşını yapmaz, mananın savaşını yapar. Var mı efendim sormak istediğiniz? Peki, devam edelim şimdi. Ya Ali,
Şu hakikati bil ki Allah yolunda yapılacak ibadetlerin en yücesi onun kullarına gönderdiği bir mürşidin maneviyatı gölgesinde bulunmak, ona uymaktır. Bu alemde her ruh bir başka türlü ibadet yolu tutar. Herkes bir kurtuluş yolu, bir Allah'a varış tariki arar. Sen bu yolların hepsini bırak, o akil mürşidin avuşunu seç ki içinde sana muhalefet eden gizli düşmandan tamamıyla kurtulmuş olasın. Şimdi burada artık bir mürşide tabi olmayı bir ibadetlerin en büyüğü olarak söylüyor. İnsan neden ibadet eder? Tabii ki Allah farz kıldığı için ibadet eder ama bir yandan aslında kendisi için ibadet eder. Çünkü ancak kalpler Allah'ı anarak felah buluyorsa, rahatlıyorsa bunun da en önemli dünyada tatbik edilebilecek şeyi ibadet etmektir. Dolayısıyla insan kendisi için ibadet eder. Ve bir mürşide tabi olmayı da bir ibadet olarak söylüyor burada Peygamber Efendimiz. Yani opsiyonel bir durum da değil bu. Yani yapılması gereken farzlardan biri olarak söyleniyor. Hazreti Musa Allah'a soruyor, diyor ki birçok ibadet var. En makbulü hangisidir senin için? O da beni bilmektir diyor. Yani marifet ilmi, ilminden işte bahsediyor. İşte bu. Ve onu bilebilmek için de bir bilenden tabii ki bunu öğrenmek çok gerekiyor güzel. Her insan için. Çok her güzel. İnsan için. Harika bir yere parmak bastın Işıl. İbadet eşittir Allah'ı bilmektir diyor bütün mutasavvıflar. Allah'ı bilmek için ibadet edilir. Ve iki tür ibadet vardır. Farz ve nafile. Ve nafile ibadeti Allah çok methetmiş. Demiş ki farzlarla bana yanaşın ama nafilelerle gelirseniz sizden gören, işiten, dinleyen hepsi ben olurum. Ben sizi devralırım demiş. Buradaki nafile kelimesi senelerce benim aklımı çok kurcaladı. Nafile boş demek. Acaba Allah boş ibadetten mi bahsediyordu? Başka bir mana mı ifade ediyordu nafile ibadet bu kadar kıymetli? Şimdi düşündüm. Vücudumuz içinde nafile olan yer neresi? Nefsimiz. Boş, nafile yok. Boş, hiç demektir. Hiç olan yer nefsimiz. O halde nafile, buraya dikkatinizi çekeceğim. Nafile ibadet demek, nefse muhalefet etmek demektir. Nafile ibadet, nefsin istediğini yapmamak demektir. Mesela canımız o kadar aşırı bir şey istiyorsa, hemen ondan Allah için vazgeçebilmek. Eğer biz Allah için nefsin arzu ve isteklerini verebilirsek, Allah'ı bilme yolunda en ileri noktaya varıyoruz. Çünkü 40 gün Allah'ın istediği farz bir şeyi uygulayan kula diyor Allahu Azimüşşan, ben hiç bilmediği şeyleri kendiliğinden öğretiveririm diyor. 40 gün. Demek ki Allah'ı bilme yolunda 40 gün dahi nefsimizle muhalefet etsek bir konuda, en zor konuda. Mesela Hazreti İsa'ya soruyorlar, Mesnevi öyle anlatıyor Mevlana. Diyor ki en çok neden korkarsın? Allah'ın gazabından diyor Hazreti İsa. Peki bu gazaptan nasıl korunabiliriz? Kendi gazabınızı yenmekle diyor. Öfkeyi yenmek 40 gün, tam öfkeleneceğin yerde onunla mücadele etsek hiç bilmediğimiz bütün ilimler bize aşikar olacak. Onun için nefisle mücadele Allah'ın en hoşuna giden şeydir. Mesela sabah namazına zorlanarak kalkmak kolay kalkmaktan daha hoşa gider Allah'ın. Biz zaten geç uyumadığımız için bizim için çok makbul sayılmıyor. Zaten ayaktayız. Birkaç kere de çok övündüm ben hiç kaçırmıyorum diye. O gün bütün gece namazlarını falan kıldım. Pat diye uyuyakalmışım, sabah namazını kaçırdım. Yani uyan ey gözlerim, gafletten uyan oluyor. Padişahlara öğrettiği Allah'ın. Böyle bir iddia sahibi olmadan hiçliğini bilerek ibadet etmek, o ibadetin bile Allah'ın bize en büyük lütfu olduğunu, namaz kılabilmenin, oruç tutabilmenin, zekat verebilmenin, Kabe'ye gidip o zevki tadabilmenin ve birleyebilmenin ne büyük bir lütuf olduğunu, ancak onun verdiği güçle yapılabildiğini idrak etmek, kendimizde bir varlık görmekten bizi kurtarır ki bence en büyük günah kendimizi bir şey sanıp Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü bu şirkte ikilik ve küfür, kendi varlığını varlık sanmakla başlar. Var mı sormak istediğiniz? Buyurun efendim. Şey getirir misin mikrofon? Burada en öne.
Buyurun efendim, özür dilerim. Buraya, buraya. Buyurun efendim. Evet. Ne güzel. Bunların kendisine tekrar hem Konya'da hem Ankara'da hem yatsa Konya'da ısrarla gitti söyledi. Sizin yasak mekanizmi açıklamaktır. Allah'ın emirlerini duyurmaktır. Namaz istediğiniz şekilde cahil cahil imam eti caizdir. İnsanlar namazı nerede olsa evde de kılarlar, cemaatte kılarlar. Harika. Ama şeyle müfür edenlerle beraber müfür edin. Güzel buyurdunuz. Maalesef Vahabi zihniyet yavaş yavaş Türkiye'de de hakim olmaya başladığı zamanlarda biliyorsunuz Vahabilerde hiç böyle bir yorum yok. Kur'an'ı okuyup geçiyorlar. Hatta bizim okuduğumuz o tesbih faslını ondan sonraki o son duaları da yapmıyorlar. İşte biz de yavaş yavaş onlara benzemeye başladık. Maalesef. Burada şeyde Fenerbahçe Camii'nde imamımız Allah razı olsun açıklıyor. Bizim de hatırlatmamız lazım. Aslında benim biraz bu konuda çalışmalarım da var acizane. Ben bir de hanımlara cuma namazına katılma izni verilmesini ayrı bir bölüm yapılarak rica etmiştim. 2 hafta önce araba kazasında vefat eden çok mübarek bir beyefendiye bunu söyledim. Cami yapımı başkanıydı. Bana şey dedi. Ama iyi de Cemal Hanımcığım, bir de cuma namazlarına başlarsanız cennete biz hiç giremeyeceğiz dedi. Çok hoşuma gitmişti. Yani inşallah açıklansın. Buyurdukları beyefendinin son derece doğru. Orada Kur'an'ın manası hocamın her gün söylediği bir şey. Harun Reşit'in papağanı şakır şakır Yasin suresini ezbere biliyormuş. Biz de ezberliyoruz ama manasını bilmiyoruz. Mesela bana televizyonda sordular, selam konusu bu kadar önemliyken niye biz birbirimize selam vermekten vazgeçtik diye. Mesela Yasin suresini idrak etsek selamın kavlen min Rabbir Rahim'in Peygamber Efendimiz olduğunu ve her selam verişte peygamberi idrak ettiğimizi anlar ve ona göre hareket ederiz. Demek ki beyefendinin de buyurduğu gibi ayetleri ezbere bilmenin bir faydası yok. Papağan oluyoruz ya da kaset teybi oluyoruz. Onların manalarını yaşamak lazım. Ağrıyor bazen. Sen tut. Hocanın arkasında hocanı vardım. Allah kabul etsin dedim. Benim torunum dedim. Bana bir şey sordu. Rica edeceğim. Subhan Rabbi lazım. Subhan Rabbi lazım derken. Hücreyle. Subhan Rabbi lazım. Subhan secde varken. Ne diyorsun onu sordu bana. Ben de rica
şikayet edeceğim size, ne yapsam dedim. Yani Allah bizi daha iyi yapsın, daha iyi yapsın bana dedim. Sağ olun, savuşturdum. Tabii bir şey demedim kendisine. Buradan çarptım arkadaşım, beynim. Ben dedim, böyle adamların var ki sen namaz kıldığını getiriyorsun. Hay canım, gene bir sanımlara patlamış olan. Efendim çok haklısınız. Namazın hakikatini hiç bilmediğimiz gibi Kabe'nin etrafında niye 7 kere döndüğümüzü de bilmiyoruz. Niye say yaptığımızı da bilmiyoruz. Hangi isimlerin orada önemli olduğunu idrak etmiyoruz. Her bir hareketimizin Kabe'de ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Günahlarımız affoldu döndük diyoruz, öyle bir şey olamaz. Ancak Arafat'ta arif olmak derecesine ulaşırsak affoluruz inşallah. Tabii bunları hepsini manalarıyla gitmeden bize öğretmeleri lazım. Bakın Malezya'da bir aylık kurs yapıyorlar Kabe'ye gitmeden önce. Bir ay her gün sabahtan akşama kadar bütün bunları tek tek öğretiyorlar. Niye yapıyoruz, niye ediyoruz? Biz de acizane kitaplarda yazıyoruz ama ben de işte kendi kitaplarımdan çalışıp gidiyorum yani. Ben de eksiğim tabii. Buyurun efendim. Kur'an'ın bir ayeti var. Evet. Siz ne söylediğinizi bilmediğiniz halde namaza yaklaşmayın. Evet. Bu emiri sadece Müslümanlar sarhoş olursa, evet, veya da çok kendini bilmeyecek de hasta olursa falan şeklinde yorumlamışlar. Hatta ama mutlaka biz ne söylediğinizi bilmemiz lazım. Evet. %100. Namaz kılmasanız da herkes ağzına çıkan şeye sahip olmasın. Ne güzel buyurdunuz. Ne güzel buyurdunuz. Ben yani böyle çok Tebet suresinde Allah ne güzel diye ağlayanı gördüm. Yani orada cayır cayır yanan Ebu Leheb'in karısından bahsediyor. Tüyler diken diken olup Allah'ım ben bunlardan nasıl korunacağım diyeceğimiz yerde hani onu aşk zanneden insanlar var. Mesela biz tasavvufla ilgilenenler namazlarda da çok tebet okumayız. Çünkü bir keresinde çok okunurmuş eskiden. Peygamber Efendimiz rüyaya gelmiş. Ne olsa amcam pek okuma demişler. Onun için bu tasavvuflar çok okumazlar. Bunun gibi bazen çok negatif şeyleri pozitif gibi algılayabiliyoruz. Bilmediğimiz şeyde çok yanılıyoruz. Onun için Allah bize Kur'an'ı anlamayı ve idrak etmeyi nasip et. Teşekkür ediyorum bize hatırlattığınız için. Allah sizden razı olsun. Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Teşekkürler ediyorum. Şuradan bir soru var canım. Teşekkür ediyorum. Canımsınız sağ ol. Efendim şimdi şu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Kur'an'ın Arapçasının okunması enerjiyi son derece arttırır. Bu yüzden ben acizane evde siz yokken dahi kısık sesle teypten Kur'an-ı Kerim çalmasını ve Kur'an'ın enerjisinin evin bütün negatif enerjilerini, kavgalarını temizlemesinin çok önemli olduğuna inanırım. Bizler çocuklarımız doğmadan önce odalarında Fetih Suresi çalarız. Öyle emrolunduğu için. Yani o odayı temizlesin ve oraya çocuk doğsun diye. Kur'an'ın enerjisi çok yüksek. O enerji insanı negatifliklerden temizler. Ama. Yani Türkçesini öğrenmek, Arapçasını okumamak demek değildir. Ama Türkçesini bilmediğiniz takdirde İdrak etmeye çalışmadığınız, hatta sadece Türkçeyi bilmek değil bakın, tefekkür etmediğiniz takdirde, mesela biz Kur'an çalışmalarında bazen kelimelerin yetmediğini fark ediyoruz. Yani orada beni bir şey rahatsız ediyor. Mesela motomot çevirmişler, Allah şöyle diyor. Halbuki Arapçada her kelimenin en az 30-31 manası var. Mesela ben sizi bir kan pıhtısından yarattım. Alak kelimesi. Onun 30 manası alaka, sevgi, aşk demek. Onların hiçbirinden bahsedilmiyor. Onun için Kur'an'ı çalışırken Arapça kelimelerin kökenine de acaba başka mana da ifade ediyor mu diye düşünmek bile lazım.
O yüzden ben mutlaka bir maddi Kur'an tefsiri okurken, mesela Elmalı'nın çok güzel tefsiri, Allah razı olsun. Bir de manevi tasavvufi Kur'an tefsirinin beraberinde okunması gerektiğine inanıyorum. Mesela İbn Arabi Hazretleri'nin, işte bizim yazdığımız kitaplarda hepsi var. Yani ben hem İbn Arabi'yi, kendime ait bir şey yok çok şükür, sadece yorumluyorum arada. Hem İbn Arabi'yi alıyoruz biz, hem Abdülkadir Geylani'yi, hem Ahmed er-Rifai'yi, hem Mevlana'yı. O kitaplar şu anda mesela ben bugün Yasin suresini yeniden yazmış olsaydım, kitap şu kadar biliyorsunuz ey insan, şu kadar olurdu. Yani tefekkürü arttırıyor. Çünkü çok enteresan bir şey söyleyeyim. Allah'ın her cümlesine her fikir uyuyor arkadaş. Ve her ayetin bir negatif, bir pozitif manası var. Mesela ben çok söylemişimdir. Ve ben onların kalplerini mühürledim ayeti kerimesinde. Tüylerimizi diken diken ediyor. Kalbi mühürlü olana yanaşmayalım diye. Ama İbn Arabi diyor ki bazı kalplere de kendi adını mühürlemiştir. Oraya da başka ad sokmaz diyor. Ne oldu ayet? Negatif görünürken çok pozitif, cemali bir mana da ifade etti. Her ayeti de ayrıca böyle incelemek lazım. Yani deryanın içine düşüyorsunuz. Ve çıktığınız zaman, yani biz çalışma yaparken arkadaşlar hep bunu hissediyoruz. Çıktığımız zaman, yani anlatamam size. 4-5 gün falan kendimize gelemediğimiz olmuştur. Bir cümleyle. Çünkü hepsini idrak haşa, bizim gibi sinek kadar değeri olmayan insanlar için ne mümkün. Ama bir cümlesini bile biraz anlamaya çalışınca haftalarca kendimize gelemediğimiz oluyor. Böyle bir deryaya sahibiz biz arkadaşlar. Onun için çok üstün bir din bizim dinimiz. Allah manasından ayırmasın. Hepimize mürşit zevkini nasip etsin inşallah efendim. Teşekkür ediyorum, harikulade diyorum. Namazla ilgili sorularınızın cevaplarını Cemal Nur Sargut sizler için hazırladı. Gözlerin Nuru Namaz. Tüm kitapçılarda ve nefeseyinimi.com'da.